Sevgili seyirciler, Politik Bakış programına iyi akşamlar. Bugünkü konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykurt. Sayın Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum Sayın Başkanım. Nasılsınız diye bir başlayalım, ondan sonra devam edelim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim İlhan Bey. Çok sağ olun. Bizi programa davet ettiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Aslında ben kendi adıma söyleyeyim, bizim pozitif ayrımcılık uyguladığım bölgelerden bir tanesi Dağ yöresidir. Orhaneli, Kelesbi, Yükoran, Harmanlı, kendim de o yörenin insanı olduğum için bu programı sizler davetimizi kabul ettiğiniz için bizler de teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Malum yaklaşık bir senedir pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde elimiz ayağımız bağlandı. Tabiri caizse virüsle mücadele ediyoruz. Devletimizin sağlamış olduğu olanaklar dahilinde sizler de bu konuda ciddi anlamda katkı yapıyorsunuz Orhaneli bölgesine. Peki şuradan başlayalım Sayın Başkan. Orhaneli Belediyesi olarak pandemi döneminde nasıl çalışmalar yaptınız? Pandemiyle mücadele nasıl gidiyor? Pandemi başladığı günden bugüne gerçekten devletimiz bu anlamda hassasiyetini en üst düzeyde gösterdi. Ben burada başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletimizin tüm kademelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bizler dünya genelinde, Türkiye olarak da en güzel bir şekilde bu süreci devam ettiren ve en güzel şekilde karşılaşmış olduğumuz bu pandemi krizini en iyi düzeyde atlatan bir ülke olmanın sevincini tabii ki yaşamaktayız. Rabbimden dileğimiz şudur ki tüm millet olarak bu pandemiden bir an önce kurtulmak, bir an önce eski günlere dönebilmek ve bütün vatandaşımızla tokalaşabilen, sarılabilen günlerimizi sağlamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Aslında, tabii ki, Sayın Başkanım, sözünüze girmek istiyorum. Aslında dağ yöresi olduğu için, benim kendi yöremde olduğu için çok rahat ifade ediyoruz. Bizim o geleneksel festivallerimiz, hayırlarını bu süre içerisinde sıla-i rahim dediğimiz şeyi de çok azaltmak durumunda kaldık. Çünkü virüs taşımayalım, virüs almayalım, kapmayalım diye aslında çok çok önemli şeyler diyorsunuz aslında. Çok tokalaşmayı bırakıp el öpmeyi özledik yani. Evet. Tabii ki bu süreçler içerisinde de devletimizin bize vermiş olduğu, yerel yönetimlere vermiş olduğu görevleri bizler kaymakamlıklarımızla birlikte ve tüm muhtarlarımızla, çalışanlarımızla çok güzel bir şekilde Orhaneli'de de yerine getirmeye gayret gösterdik. Bu süreci bizler de Orhaneli olarak gerçekten başarılı bir şekilde atlattık. Başarılı bir şekilde atlatıyoruz diyelim artık aşı da başladığından dolayı. Devam eder mi? İşte virüs çok gerçekten hala tam anlamıyla tanım konulamayan bir virüs. İşte devamlı mutasyona uğramasıyla ilgili bir takım haberler geliyor. Geçmiş dönemlerde de bu şekilde hep virüsler oldu ve çok çabuk mutasyona uğradı. Bir yıl gibi bir zaman oldu ve devamlı mutasyona uğrayan bir virüs hala kendini esasen insan bedeninde kabul ettiremedi. Daha farklı mutasyonlarla zarar vermeye devam etmekte. Tabii bize düşen şu, yani temiz olmamız, temizliğe dikkat etmemiz ve bize sağlıkçılarımızın yapmış olduğu uyarıların tamamına uymamız. Tabi bu arada sağlık çalışanlarımız bizim çok iyi düzeyde çalıştılar. Bu süreci çok güzel götürdüler. Tekraren tüm sağlık çalışanlarımıza ülkem adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Bizler de yerel yönetimler olarak burada işini kaybetmiş esnaflarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza maddi manevi her konuda elimizden gelen desteği bugüne kadar sağladık. Bundan sonraki süreçte de sağlamaya devam edeceğiz. Bizler sosyal belediyeciliği en güzel şekilde göstereceğimiz zamanlar bu zamanlardır. Bunu da inşallah layıkıyla çok güzel bir şekilde yerine getireceğiz. Getirmeye de devam edeceğiz inşallah. Aslında sosyal belediyecilik dediğim, ben oraya girmek istiyorum. Baktığımızda geçen ay içerisinde yapmış olduğunuz bir sözleşme var. Belediyedeki çalışan arkadaşları yakınla ilgilendiren. Şu an asgari ücret 2825 açıklanmasına rağmen asgari ücretin çok çok üzerinde bir rakam verdiğiniz çalışanlarınıza. Yaklaşık 50 bin üzerine çalışan var. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Gerçekten bütçe olarak zorladınız mı? Yoksa biz gönül rahatlığı bizim çalışanlarımıza verdik mi dediniz? Bütçe konusunda tabii zorlanıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle belediyelerimizin kazançları bütün her yerde ciddi anlamda sekteye uğradı. Ama
Biz buna rağmen sahada işte pandemi olmasına rağmen en fazla çalışan belediye personelimiz oldu. Biz bu belediye personelimizle birlikte çalışıyoruz. Sonuç itibariyle sahadaki başarımız bizim gerçek başarımızı gösterecektir. Bu anlamda işçimize ne kadar biz de değer verirsek o kadar karşılığını bulacağız. Bu nedenle bizler bütçemizi ciddi anlamda şey yaparak, zorlayarak işçilerimize gerekli zammı en güzel şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Onların sosyal yaşamına da, yani işçilerimizin, bizimle birlikte sahada olan işçilerimizin sosyal yaşamına da katkı sunmak için güzel bir anlaşma yaptık. Onlar da sevindi. Bizler de onların sevincine ortak olduk. Onların sevinmesine bizler de mutlu olduk. O nedenle hayırlı uğurlu olsun işçi kardeşlerime, inşallah çok güzel hizmetler yapmak için birlikte bu şekilde çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında tabii ki şu çok çok ifade ediyor. Bir ilçe belediyesi şu an ben bayağı üzerine bir rakam verdim. İlçe belediyesi ve gelir imkanı sınırlı olmasına rağmen bu anlamda ben şahsen tebrik ediyorum. Köşemde de ifade etmiştim Sayın Başkan. Aslında baktığımızda kendiniz ilçe başkanlığından gelen bir isim. Sizin ilçe başkanlığı sürecinde takip ettiğiniz çalışmalar vardı. Bunda belediye başkanı oldu. Belediye başkanlığı sürecinde bir kısmı kendiniz icra ettiniz, bir kısmı takibatı devam ediyor. Ama bu sürecin içerisinde benim dikkate değer projelerden bir tanesi de TOKİ'nin yapmış olduğu konutlar ilçenizde. Aslında baktığımızda eğer ilerleyen süreç içerisinde yolun yapılmasıyla beraber Bursa'yla Orhaneli bizim köy ifadesiyle öksürsem duyacağın sese gelecek. Bu konuda rağbet oldukça fazlaydı. Bunun benzeri projeler devam edecek mi Orhaneli'de? Kesinlikle devam edecek. Şöyle. Çünkü pandemi de gösterdi ki yavaş yavaş ben köylere, kırsala kaçış daha fazla oldu diye ben etrafımda gözlemliyorum en azından Sayın Başkan. İlhan Bey, pandemi sonrasında köylerimiz gerçekten çok değer kazandı. İlçemiz çok değer kazandı. Köylerimizden daha önceki göçler, özellikle emekli olup Bursa'da kalan ve Bursa'da zamanını tüketen insanların çok ciddi anlamda köylere dönüş yapma isteğini bizler görmekteyiz. Ki hafta sonu olan nüfusumuz bizim çok ciddi anlamlarda artmakta. Şu anda oranın nüfusumuz 20 bin. Yaz dönemlerinde 27-28 binleri buluyor. Ama hafta sonu olan nüfusumuz ise 60-70 binleri çok rahat buluyor. Sadece Orhaneli bu. Yani evet, yoldan bahsettiniz. Bursa'nın Orhaneli'ye yakınlığından bahsettiniz. Evet, bizler gerçekten çok yakınız. Bursa'da bazen Bursa içerisinde bile bir ilçeden bir ilçeye trafik yoğunluğundan dolayı geçene kadar Orhaneli'ye çok rahat gelebiliyorsunuz. Rahat bir yolculukla, çok fazla hız yapmadan yarım saat gibi bir zaman içerisinde, 30 dakikalık bir zaman içerisinde Orhaneli'ye ulaşılabiliyor. Ve Orhaneli gerçekten yaşanılabilecek ilçeler içerisinde en güzel ilçelerden bir yer. Doğası bozulmamış, orman oranı, %70'lik orman oranına sahip, her tarafı yemyeşil, oksijeni bol. En güzel ilçelerden bir yer burası, Orhaneli. Tabii ki Orhaneli ilçesi özellikle bu pandemi öncesinde de tabii ki talep vardı ama pandemi sonrasında daha da çok talep arttı. Bizim yapıp teslim etmiş olduğumuz TOKİ marifetiyle bir 148 adet dairemiz vardı. Bu 148 adet dairemiz satışa sunulduğunda 10 günlük gibi bir zaman içerisinde tamamen bitti. Yine akabinde Sayın Başkan adet... burada söze girme. Ben bildiğim için söyleyeyim. Orhaneli dışından da müracaatlar olduğunu biliyorum. Ben o dairelere ne kadar müracaat oldu onu merak ettiğim için soruyorum. Orhaneli dışından en az %25'lik %30'luk gibi bir alım var. Hatta benim bir arkadaşım var. Kendisi Bursalı da değil. Bursa'ya yerleşen bir arkadaşım ama kendisi Bursalı. 10 aldığını ben birebir biliyorum. Oradan daire, hatta ben de dağlı oldum. Sizin hemşeriniz olduğunu dedim. Hoş geldin dedim ben de o zaman. Hatta oradan diyorum. İlhan Bey, İstanbul'dan bile gelen var. İstanbul'dan gelip burada daire alan, buraya yerleşen insanlarımız var. Bu tabii devam edecek. Şimdi 148 daire yapıldı, teslim edildi. Bütün vatandaşlarımız oturuyor. Şu anda da %90-95'lik gibi doluluk oranı var TOKİ'de. Doğalgaz da verildikten sonra özellikle burası çok böyle güzel bir hal aldı. Oturulabilecek ve yaşanılabilecek en güzel yerlerden bir yer oldu.
Hemen yanı başında yine devamında 142 adet daha temeli atıldı. Temel kazıları başladı. Şantiyesi kuruldu. Temel kazıları başladı. İnşallah bu da devam etmekte şu anda. 142 adet tabii bir taraftan devam ediyor ama biz yeni talepler alıyoruz şimdi. Bunları bu 142 adetten 148 yapıldı, teslim edildi. 142 adet şu anda yapılıyor. Yeni talepler alıyoruz. Daha devam etmek için. İnşallah Oraneli bundan sonraki süreçlerde göç veren değil, göç alan bir ilçe olacak. Bunun için de bizler gerek imar noktasında, gerekse insanların sosyal yaşamı noktasında, sosyal yaşamı zenginleştirme anlamında ilçe belediye olarak üzerimize düşeni en güzel şekilde yapmaktayız. İlçemizi güzelleştirmek için altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettirmekteyiz. Bugüne kadar belki altyapı çalışmaları yaptık ama inşallah bundan sonraki süreçte 2020'nin özellikle 6. ve 7. ayından sonra da 2022 ve 2023 yıllarında üst yapı çalışmalarını inşallah Oraneli merkez ve köyler olmak üzere tamamen tamamlayacağımızı ümit etmekteyim. İnşallah Sayın Başkan. Aslında şuradan şunu da ifade etmek lazım. 60 bine ulaşan bir hafta sonu nüfusumuz var ama Bursa'da yaşayan hemşehrilerin sizin elinizi rahatlatmadığına söyleyeyim ki ikametgahlarını Oraneli'ye aldırlarsa sizlerin de İller Bankası'nın alacağı paylar çoğalır. Bu konuda bir duyuruda atıfta bulunmak ister misiniz? Tabii ki bu hafta muhtarlarımızla toplantı yaptık. Yemekli toplantımız vardı muhtarlarımızla ve muhtarlarımızla hepsinden talebim en birinci talebim bu oldu. Şöyle ki vatandaşlarımız bizim Mart aylarında köylerine geliyor. Kasım aylarına kadar Mart'tan Kasım'a kadar köyünde durmakta, köyünde ikamet etmekte. Ama ikametgahını Oraneli'ye almıyor. Ve bu da bize tabii ki bir kayıp olarak dönüyor. Osman Gazi'de oturan kişinin çöpünü veya Yıldırım'da veya Nilüfer'de oturan kişinin çöpünü ve tüm hizmetlerini Oraneli Belediyesi olarak yapıyoruz. Fakat katkısı diğer öbür taraflara gitmekte. Tabii biz bunun geriye dönmesini arzu ediyoruz. Ki şunu da ilave edeyim. Doğalgaz ilçemize çok büyük zenginlik kattı. Daha önce ilçemizde yaşlı olup işte sobayla uğraşmamak ve burada zahmetli olduğundan dolayı soba yakmak veya kalorifer yakmak Bursa'ya gidenler vardı. İlçe merkezimizde şu anda bunları tutuyoruz. Bunlar şu anda burada kalmaktalar. Ve Oraneli ilçemize doğalgaz geldikten sonra bu özellikle yaşlılarımız burada ikametgahlarına devam etmekteler. Ve buradan doğalgaza değinmişken şunu da ifade etmek istiyorum. 2016 yılında ilçe başkanlığım döneminde dönemin ilçe başkanı arkadaşlarımız ve belediye başkanı arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz müracaatların bugün tamamlanması, o gün hayal olarak nitelendirilen, o gün yok ya buralara doğalgaz gelmez denildiğinde bizler inanmıştık ve o inancımızı azimle çalışarak bugün gerçekleştirmiş olduk. Dağ yöresi için ve Oraneli için çok büyük bir nimettir doğalgaz. Yaklaşık 150 trilyon eski parayla yeni ismiyle 150 milyonluk bir yatırım Oraneli'mize ve dağ ilçelerimize gelmiştir. Çok kıymetli bir iştir, çok değerli bir iştir. Bunun kıymetini, bunun değerini vatandaşımız başta Cumhurbaşkanımıza teşekkürüyle, daha sonra da tüm yöneticilerimize teşekkürleriyle bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonraki süreçlerde de en güzel şekilde teşekkürlerini yapacaklarını ümit etmekteyim. Tabii ki bu değeri, bu kıymeti inşallah ilerleyen zamanlarda köylerimize de kavuşturmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Şimdiki hedefimiz de inşallah budur. İnşallah diyeyim Sayın Başkan. Aslında Oraneli'ye değer katacak projeler çok çok önemli. Oraneli'ye değer katacak projelerden bir tanesi de ekoturizm çalışmaları. Bu anlamda bungalov tip evler çalışmaları devam ediyor. Hangi aşamada, ne zaman faaliyete geçecek? Bir de zannedersem daha önce yazdığım için söylüyorum. O tür çalışma var. Herhalde geri adım atılmadı. Zayıflama köyü projeniz vardı bir yatırım tarafından. Gönlük Belen'e doğru hatırlıyorsam. Hangi aşamada Sayın Başkan? Zayıflama köyü Gönlük Belen'in de dağ güney arasında kalan orman içerisinde çok güzel bir alan. 28 dönümlük ve projesi tamamen bitti, tamamlandı.
belli bir bürokrasi anlamında şeyimiz oldu. Bir takıldığımız nokta oldu. Ama bunu da aştık şu anda. Yani bu da aşıldı. Tabii bunu biz bu zayıflama köyünden başladık tabii ki mesele. Zayıflama köyü Fitcamp diye adlandırmış olduğumuz yer bir müteşebbis tarafından yapılacak. Ve buranın projelendirmesi tamamen bitti, tamamlandı. İnşallah önümüzdeki süreçlerde burası da yapılacak, buraya da başlanacak. Daha geçen hafta içerisinde, tam bir hafta önce CC Holding yapacak bunu. CC Holding'den yetkili arkadaşlarla oturduk. Bu konuyu da görüştük. İnşallah buraya bu değeri kazandırmaya çalışıyoruz. Buna ilaveten bizim Karagöz Piknik Alanı diye adlandırmış olduğumuz ve festivallerimizi düzenlediğimiz ve vatandaşımızın, Oraneli halkımızın ve Bursa'dan gelen insanlarımızın piknik yapmış olduğu çok büyük bir mesire alanımız var. Bu mesire alanımızda şu anda ilk etapta 20 adet bungalov, bir restoran, bir Osmanlı evi diye adlandırmış olduğumuz misafir evi ve bunun yanında karavan parklarıyla, çadır kamplarıyla, sportif etkinlik alanlarıyla, voleybol, tenis kortu gibi, basketbol sahası gibi insanların çok güzel yaşam alanı olabilecek. Adrenalin parkuru da şu anda kuruyoruz. Onun da bir projesini yaptık BEPKA'ya. Yani biz buraları, bu yeri toplamda 45 adet ev yapılacak bittiğinde. 45 adet ev olduğunda, tamamlandığında, bittiğinde burası Bursa'mıza çok güzel hizmet eden bir yer olacak. Doğanın içerisinde, çam ormanının tam orta yerinde. Müthiş bir yer, mükemmel bir yer. İnşallah burayı faaliyete geçirdiğimizde, burası şu an inşaatı devam etmekte. Restoran ve Osmanlı evi tamamladı. Diğer evlerin siparişi, 20 adet evin siparişi verildi. Şu anda temel kazıları yapıldı, altyapı çalışmaları yapılıyor. Burası tamamlandığında inşallah Oraneli'ye turizm anlamında çok ciddi kazanç sağlayacaktır. Çok ciddi Oraneli'mizde bir hareket getirecektir. İlaveten turizmle alakalı, turizmimizi bizim artıran, bakınız Sada Kanyonu. Sada Kanyonu ile ilgili her yıl bir şeyler yapmaktayız. Her yıl. Bu sene yine Pazartesi günü kongremizin olduğu gün Milli Parklar Bölge Müdürümüz ve Bölge Müdür Yardımcımızla toplantı yaptık. Oranın Sada Kanyonu'nu güzelleştirme ile ilgili yine önümüzdeki süreçlerde her yıl bir şeyler yapıyoruz. Yolunu genişlettik, bariyerleri yaptık tehlikelere karşı. Yine içeride o bazı yolları tamamladık, devam ettik. Yine yolları yapmaya devam edeceğiz. Ve oraya bir tane restoran yapıyoruz şimdi çok detaylı. Elektriğini getireceğiz inşallah. Elektrik yok. Elektriği güneş enerjisiyle devam etmekteyiz orada. Elektriğini tamamlayacağız bu dönem içerisinde. Ve orayı biz göreve geldiğimizde 110-120 araç girerken hafta sonu bir gün içerisinde şu anda 400 aracın üzerine çıktık. Biz tanıtımlarımıza özellikle sosyal paylaşımlardan çok ileri düzeyde devam etmekteyiz. Buraya bir fazla turist çekmenin derdindeyiz. Bir fazla insanın gelmesi derdindeyiz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bir diğer taraftan yine Bursalılarımızın gerçekten önemli derecede dikkatini çekecek ve önemli derecede Bursalı halkımıza hizmet edecek bir diğer projemiz de şudur. Biliyorsunuz ki Marmara bölgesinin en büyük akarsuyu Oraneli'den geçmektedir. Bunun ismi Kocasu diye adlandırırız. Bu Kocasu'nun üzerinde toplam 12 kilometrelik bir alanda rafting programını yapıyor. Rafting programı yapıyoruz şimdi. Uludağ Üniversitesi ile birlikte yapmaktayız bunu. Rafting Federasyonu, Uludağ Üniversitesi ve Oraneli Belediyesi. Bizler fiziki şartları sağlamaktayız. Ve diğer tamamlayıcı noktada da rafting ile alakalı bizim Uludağ Üniversitesi'ndeki hocalarımız ve Rafting Federasyonu'nun çalışanlarımız İnşallah Mart ayında raftinglere başlayacağız. İlk raftinge inşallah bizler de olacağız. Ben de kendim de rafting yapacağım. Ve tüm hemşerilerimizi şimdiden davet ediyorum. Şimdiden bu heyecana ortak olmalarını arzu ediyorum ki şu an rafting yapacağımız yer bizim ekoturizm kurmuş olduğumuz 45 adet ev yapacağımız yerin hemen yürüme mesafesinde yakınında bir yerde. İnşallah Oraneli'yi bu şekilde güzelleştireceğiz ve turizmi de çekmiş olacağız. Daha başka inşallah bu özel müteşebbislerle
ekoturizmi genişletecek bir takım hamlelerimiz var. Ve otel imarı noktasında da butik oteller yapılması noktasında yeni imar çalışmalarımız da var. İnşallah bunlar tamamlandığında oranımızın geleceği, oranımızın geleceğini çok ciddi anlamda iyi düzeylere getireceğimizi ümit etmekteyim İlhan Bey. İnşallah Sayın Başkanım. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim Sayın Başkanım. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.